Ya biliyorsunuz Türkiye'de normal şartlarda avukatlık kanunu barolara her çifti yılların Ekim ayının ilk haftasında seçim yapma yönünde zorunlu bir tarih belirlemiş. Maalesef pandemi sürecinde iktidarın haksız bir şekilde, hukuki bir şekilde bir genelgeyle, İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesiyle baro seçimlerini belirsiz bir şekilde ertelediler. Aslında Ekim ayından sonra biz ne zaman seçim yapılacağını bilemiyorduk. Sürekli üçer aylık periyotlarla bir erteleme yapılıyordu. Mart ayıyla birlikte yeniden pandemi kısıtlamalarının azaltılmasıyla birlikte baroların genel kurul yapması önündeki engel kalktı. Kısmen kalktı tabii. Yine genel kurula katılım konusunda getirilen sınırlamayla aslında şu an Türkiye'de her baro seçimini yapamadı. Tabii Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu da Mart ayından sonra 10-11 Nisan'da genel kurul yapılması yönünde karar aldı ve biz geçen hafta sonu itibariyle Diyarbakır Barosu büyük bir demokratik olgunlukla 3 başkan adayının yarıştığı bir seçim sürecine tanıklık ettik. Ve bu seçimlerin sonucunda 10 yönetim kurulu üyelerimizden 3'ü de kadın meslektaş. Tabii daha fazla kadın meslektaşımızın kadın temsiliyeti açısından yönetim kurulunda olmasını isterdik. 5 adayımız vardı. Keşke 3'ü seçilebilmiş, 5'i seçilebilmiş olsaydı ama maalesef 3'ü seçilebildi. Ancak Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu, seçilen yeni yönetim kurulu dün itibariyle başkanlık divanına ilişkin kararlarını da aldı. Şu an için Diyarbakır Barosu'nun başkan yardımcısı Sayın Avukat Zuhal Işık oldu. Bir kadın meslektaşımız Diyarbakır Barosu'nun başkan yardımcısı. Diyarbakır Barosu şunu söyleyebilirim. Evet Diyarbakır Barosu genel kurulu büyük bir demokratik olgunlukla gerçekleşiyor. Biz hiçbir zaman Diyarbakır Barosu'nun genel kurullarını, seçim süreçlerini kazanan ve kaybeden üzerine tanımlamadık. Biz Diyarbakır Barosu'nda aslında bir bayrak devralıyoruz. Her önceki başkanımızla birlikte de, önceki başkanlarımızla birlikte de aslında o bayrağı birlikte tutup Diyarbakır Barosu'nun sahip olduğu geçmişten gelen misyonuna uygun faaliyetler için birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve etmek zorundayız. Çünkü Diyarbakır Barosu'nun kültürü bu. Bize gelen mirası da bu Diyarbakır Barosu'nun. Avukatlık kanunu baroları bir meslek örgütü olarak tanımlıyor. Ve aslında barolar evet bir kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüdür. Ancak aynı yasa yani avukatlık kanunu aynı zamanda barolara insan haklarını korumak ve hukukun üstünlüğünü savunmak adına da bir yükümlülük yüklüyor. Daha doğrusu bir görev, zorunlu bir görev yüklüyor. Bu da ne anlama geliyor? Evet meslek sorun Türkiye'de hızla artan hukuk fakülteleriyle birlikte ciddi anlamda mesleki sorunlarımız var. Artan üye sayımızla birlikte mesleki sorunlarımız var. Ama Diyarbakır Barosu'nu salt mesleki sorunlarla ilgilenen bir baro olarak görmek mümkün değil. Ki avukatlık kanununda bize yüklemiş olduğu sorumlulukla bizim aslında çok ciddi bir sivil toplum örgütü rolümüz var. Evet bir resmi kurumuz. Ama sivil toplum örgütü özünde sivil bir tanımlamaya sahip ama barolara yüklenen bu insan haklarını korumak ve hukukun üstünlüğünü savunma adına faaliyetleri aslında bir barolara sivil toplum örgütü tanımlamasının da yapıldığını bize gösteriyor. Evet Diyarbakır Barosu çok zorlu süreçlerden geçti. Özellikle biliyorsunuz kaybettiğimiz başkanımız Tahir Elçi bu kentte barış adına bu kentte hak ihlallerine yönelik ya da kültürel miraslara yönelik müdahalelere yani kamu otoritesinden gelen müdahalelere yönelik bir mücadele yürütüyordu. Ve son olarak da barış çağrısı yaparken, tarihi kültürel mirasa sahip çıkma yönünde çağrı yaparken yaşamını yitirdi, katledildi. Biz işte bu ağır bedelleri ödemiş bir baronun şu anda sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Bu tabii Tahir Bey'den önceki, Tahir Başkan'dan önceki başkanlarımızın da yürüttüğü bu anlamda çok ciddi emek verdikleri çalışmalar var. Bizim misyonumuz şudur. Her ne şekilde olursa olsun temel insan haklarına yönelik müdahalelere karşı dik bir duruş ortaya koyabilmektir. Özellikle son yıllarda biliyorsunuz bölgede yeniden başlayan çatışmalı süreçle birlikte hemen akabinde darbe girişimi, KK'lerle sivil topluma yönelik kapatma derneklerin, vakıfların kapatıldığı bir süreçten geçtik. Ben birçok beyanımda bunu dile getirdim. Evet Türkiye'de sivil toplum maalesef geçmiş etkinliğini yitirmiş.
Ki bu aslında bir iktidar politikası. Ki bunu da aslında sindirerek yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Ben Batı'da örneğin Osman Kavala'ya yönelik tutuklama, gözaltı tutuklama ve yargılama süreci. Bölgede Tahir Elçi cinayeti aslında sivil toplumun üzerindeki baskıyı ya da sivil toplumun aktif rolünü yerine getirememe konusundaki süreçlerin başlangıcı olarak görmekteyim ve maalesef öyle de devam ediyor. Diyarbakır Barosu o ruhu yeniden yakalamak adına aslında büyük bir sorumluluk da yüklenmeli. Yeniden etkin bir şekilde sivil toplumun bölgede hak ihlallerine yönelik raporlama ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek. Öte taraftan Türkiye'deki bağımsız ve tarafsız yargı vurgusuyla, çünkü biliyorsunuz Türkiye'de maalesef muhalif kesime yönelik son yıllarda ciddi bir baskılama yargı üzerinden geliyor. Yani biz bir siyasi parti temsilcisinin ya da bir siyasal iktidardaki bakan mı diyelim, işte yürütücü pozisyonundaki kişilerin yaptığı açıklamalarla yargının şekillendiğine maalesef tanıklık ediyoruz. Düşünün ki bir siyasi parti lideri bir anayasa mahkemesi kararı üzerine anayasa mahkemesinin derhal kapatılması gibi beyanlarda bulunuyor. Yani bu aslında yargının karar verirken siyasi iktidardaki kişilerin pozisyonuna ya da duruşuna göre karar verilmeye zorlamaya yönelik bir müdahaledir. Biz işte Diyarbakır Barosu'nun geçmişten gelen misyonu tarafsız, bağımsız yargı, ki bu her hukuk örgütünün, her baronun, Türkiye Barolar Birliği'nin misyonu olmalı. Öte taraftan bölgede, özellikle Kürdistan'da sürekli yaşanan hak ihlallerine, özellikle bölgede cezasızlık politikasına karşı geçmişten gelen mücadelesini sürdürecektir. Yani biz bölgede kamu gücünü kullanarak yaşanan birçok olaya bakaya tanık oluyoruz. Yaşam hakkına yönelik ihlaller, cinsel istismar dosyaları ve bir şekilde yargı pratiğiyle Türkiye'de bir gelenek haline gelen cezasızlık politikasının bir sonucu olarak hak edilen, olması gereken yargılama süreçlerini yürütemiyor ve hak ettikleri cezalara da mahkum edilemiyor. Biz bu anlamda halkımızın bölgedeki bu hak ihlaline maruz kalan herkesin aynı zamanda savunucusu rolümüzü sürdüreceğiz. Sadece Diyarbakır için değil, bütün bölge için, bütün hak ihlallerinin yaşandığı yere Diyarbakır Barosu, oradaki barolardan irtibat ve dayanışma halinde gereken müdahaleyi yapacaktır. Yani gerçekten sindirilmiş sivil toplum örgütleri üzerinde bir ölü toprağı var. Diyarbakır Barosu'nun cesareti emin olun ki yeniden o güçlü, etkin sivil toplum örgütlerinin ortaya çıkışına da büyük bir katkı sağlayacak. Bölgedeki her baro kıymetli, değerlidir. Ama az evvel de bahsettim. Diyarbakır genel anlamda sivil toplumun en güçlü olduğu kent Türkiye için. Sadece bölge için değil, Kürdistan için değil. Bütün Türkiye'de bana göre sivil toplumun en güçlü olduğu kent. Diyarbakır Barosu da aynı şekilde sivil toplum gücü bölgedeki diğer barolara göre bir nebze daha iyi. Son yıllarda evet diğer barolarımızdan da, özellikle Şanlıurfa Baromuzdan, Van Baromuzdan da bu yönlü ciddi bir çalışma ve emeğin ortaya konduğunu görüyoruz ve bu bizi sevindiriyor. Diyarbakır Barosu geçmişte bu kurumsal yapıyı elde edebildi. Yani bu güçlü sivil toplum yönünü başkanlarının, üyelerinin emekleriyle, çalışmalarıyla oluşturdu. Evet, genel kurul konuşmamda, genel kurul sonrası meslektaşlarıma teşekkür konuşmasında onu dile getirdim. Evet, Kürt halkının, Kürdistan'ın Diyarbakır Barosu'na ihtiyacı var. Çünkü güçlü bir Diyarbakır Barosu aynı zamanda Kürt halkının nefesidir. Yani bölgede yaşanan her türlü hak ihlallerine karşı Diyarbakır Barosu'nun çıkardığı ses, toplumda aynı zamanda söz konusu hak ihlallerine karşı bir tavır, bir duruş ortaya koyma adına güven yaratıyor. Ben bunu rahmetli Tahir Başkan'dan öğrendim. Biliyorsunuz ben 2012-14 yıllarında Diyarbakır Barosu bana çok şey kattı. Tahir Bey bana çok şey kattı. Tahir Bey, çok iyi hatırlarım, şunu söylemişti bir gün. Kendisiyle bir yasal düzenlemeye karşı dava sürecini başlatma konusunda çalışma için beni bilgilendirdi. Ya başkanım, çok acele etmiyor muyuz? Hayır dedi. Eğer bu tür durumlara karşı yargısal süreçleri başlatma konusunda ya da hak ihlallerine karşı ilk müdahaleyi yapan kurum Diyarbakır Barosu'ysa, aynı zamanda diğer sivil toplum örgütlerine ve
insanlarda ciddi bir güven olgusu yaratır. İlk yapan, gereken müdahaleyi yapan Diyarbakır Barosu olduğu sürece emin olun sonraki hak ihlallerine ya da sonraki yargısal süreçlere tesir ve etkisi çok farklı olacak demişti. Ben de aynı o misyonla bunu sürdüreceğim. Yani Diyarbakır Barosu bu topraklarda hak ihlaline maruz kalan her bireyin, her yurttaşın yanında olacaktır. Bizim böyle bir tarihi sorunumuz var. Yani Diyarbakır Barosu'nun büyük bir emekten ortaya koyduğu, yarattığı bir pratik var. Biz bu pratiğe ihanet edemeyiz. Bize Tahir Başkan'dan mirastır. Bütün Kürt halkı şunu bilmeli, bütün avukatlar, hukukçular şunu bilmeli. Tahir Elçi evinde, yatağında, başı yastığında yaşamını yitirmedi. Diyarbakır Barosu'nun başkanı iken, Diyarbakır Barosu'nun az evvel bahsettiğimiz o misyonuna uygun bir çalışma, bir eylem, bir etkinlik yaparken öldürdü. Biz bunu asla unutamayız. Yani biz o koltuğa evet bugün ismen oturuyoruz ama biz o koltuğun ebedi başkanının Tahir Elçi olduğunu bu baroda yıllar da geçse sürdürmeye kararlıyız. Bizden sonra gelecek nesile de bunu aktarmak zorundayız. Ve o sorumlulukla, o cesaretten bu koltuğa oturduğumuzu kamuoyuna bildirmek isterim. Yani sevgili başkanın bir şekilde bizi izlediğini biliyoruz. Sevgili başkanımızın cesaret ettiği, yaptığı işleri yapamadığımız sürece biz o koltuğa ihanet etmiş olacağız. Bu anlamda bütün Kürdistan'ın, bütün Kürt halkının Diyarbakır Barosu'nun o güçlü duruşuna ihtiyacı var. O güçlü duruşu da güçlü duruştan da ödün vermeyeceğimizi hepsinin bilmesini isterim. 2012-14 Tahir Bey'e başkanlık yaptığım dönemden kaynaklı soruşturmalara tabi kaldık. Tabii biraz konjonktürel, yani çatışmalı sürecin yeniden başlamasıyla birlikte biliyorsunuz hem iktidarın tutumu hem de yargının tutumu maalesef sürece göre şekilleniyor. 2016-18 yılında da yine sevgili Ahmet Özmen başkanlığı döneminde de yönetim kurulu üyesiydim ben. Biz o dönemde az evvel bahsettiğim çalışmaları yürüttüğümüz için yargılandık. Yani Diyarbakır Barosu bu topraklarda yaşanmış tarihi meseleleri, evet biz tarihçi değiliz ama bu topraklarda büyüdük ve bu topraklardan çok şey duyduk. Duyduğumuz ve bildiğimiz, öğrendiğimiz ve aynı zamanda tanık olduğumuz meselelere dair Diyarbakır Barosu olarak, Diyarbakır Barosu'na üye avukatlar olarak söylenmesi gerekeni söylemekten asla korkmayız. Az evvel de söyledim. Biz öldürülmüş bir baro başkanının koltuğuna şu anda oturduk. O anlamda bizim cesaretimiz ne yargı kararlarıyla ne de siyasi iktidar temsilcilerinin söylemleriyle şekillenmez. Evet, Diyarbakır Barosu hak ihlallerini raporlayacaktır. Raporlarken iktidarı eleştirecektir. Evet, Diyarbakır Barosu her türlü şiddet eyleminden kaynaklı oluşan hak ihlallerine karşı bütün taraflara çağrıda bulunacaktır yeri geldiği zaman. Ama asla söylenmesi gereken ner konusunda bir yargı tehditiyle ya da bir iktidar baskısıyla geri duracak bir baro değil. Biz o cesaretle yola çıktık. Zaten hep şunu söylerdim ben, seçim süreçlerinde de dile getirdim. Eğer Diyarbakır Barosu'nun sahip olduğu misyona uygun davranabilme cesaretimiz yoksa buralara aday olma hakkına sahip değiliz. Diyarbakır Barosu'nun evet salt bu tür temel hak ve özgürlükler alanındaki müdahaleler ya da hak ihlallerine yönelik duruş ve mücadelesi daha doğrusu bu alandaki mücadelesiyle sınırlı bir baro değil. Bizim 1756 tane üyemiz var. Bunun 1105 meslek yaş kıdemine avukat. Birçok sorunları var. Ekonomik sorunları var, mesleki sorunları var. Fiziki anlamda mesleklerini icra etme adına adliyelerde, cezaevlerinde, emniyette yaşadıkları sorunlar var. Biz bunlara da cevap olacağız. Şunu hep söyledim, genel kurulda da dile getirdim. Kendi içinde güçlü olmayan bir baro dışarıda da güçlü olamaz. Çünkü bizim gücümüz üyelerimizin bize sunduğu desteklendir. Komisyonlarımızın, merkezlerimizin aktif çalışmasıyla bu mümkün olabilir. Tabii bizim mesleki sorunlarımız da var. Bu mesleki sorunlarımızı da gidereceğiz. Ama bunların yanında bu topraklarda yaşanan hak ihlallerine karşı mücadelemizden de asla taviz vermeyeceğiz. Yılda 300 avukat Diyarbakır Barosu'na kayıt yapıyor. Bu 300 avukatın şu anda büyük bir çoğunluğu ilk etapta sadece zorunlu müdafilik sisteminden kaynaklı ücretlerle yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. Bu alanda çok bana göre bir angarya,
yani anayasayla tanımını bulmuş bir yer alan Angarya yasağına tabi bir durum. Çok cüzi ücretlerle bu zorunluluk müdafilik hizmetini götürüyor. Bizim buna yönelik çok ciddi bir çalışma pratiğimiz olacak. İyileştirme anlamında. Ama tabii program hedeflerimiz biraz da toplumsal sorunlarla da şekilleniyor. Yani hak ihlallerine yönelik tutum belirleme ve özellikle de Türkiye'de tarafsız ve bağımsız bir yargı pratiği olmadığı için. Bu alanda Diyarbakır Barosu'nun sesini her meselede, her bu tür kararların geliştiği süreçlerde yükseltmesidir. Yani programımızın hani şu tarihte şunu, bu tarihte bunu yapacak gibi. Çünkü her an, şu anda bulunduğumuz an yaşanan bir, ki keşke hiç yaşanmasa, keşke bunlara Diyarbakır Barosu müdahale etmeye gitme ihtiyacı hissetmese, daha doğrusu yaşanmamakla gitme zorunu hissetmeme etmemiş olsa, ama maalesef her an Diyarbakır Barosu'nun başkanı bölgede, Türkiye'de her yere gidebilecek bu durumdadır. Ve ben o enerjiyi, o cesareti, o olgunluğu bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımda da görüyorum. Evet, Diyarbakır Barosu, Ahmet Barosu olması gerekeni yapacağı konusunda halkımızın içinin rahat olmasını söylüyorum.